orada, bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüz. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere tanıtacağımız yer Beykama, eski ismiyle Kestel Köyü. Beykava Köyü, Konya ili Kadınanı ilçesine bağlı tipik bir Anadolu köyüdür. Yörenin hane sayısı 110 olup 700 nüfusa sahiptir. Köyün ilçeye olan uzaklığı 18 kilometre, şehir merkezine ise 60 kilometre mesafedir. Köy, 1750'li yıllarda yöreyi yayla olarak kullanan Türkmenler tarafından kurulmuştur. Bu alanları toprağının verimi, suyunun bolluğu ve yerleşmeye müsait bir yer olmasından dolayı mesken tutmuşlardır. Köye ilk yerleşen ailelerse Kadınanı ilçesinden İlyas Ağalar, Afyon Bolvadin'den Mehmet Ağa, Konya'dan Omar Ağalar, Hacı Oflazlar, Sadıklar gibi bir kısım ailelerin yanı sıra Tat Köyü ve Ladik'ten gelenlerle nüfusu artmıştır. İstanbul-Konya Karayolu'nun batısında 9 kilometre mesafede hafif engebeli bir alanda kurulan köyün toplam arazi sayısı 100 bin dekardır. Yörenin arazi yapısının %60'ı ormanlık olup %40'ı ekilebilen alanlar olarak yer almaktadır. Doğusunda Ladik kasabası, batısında Demiroluk köyü, güneyinde Yükselen yani Bilecik kasabası ve Başarakavak beldesi, kuzeyinde ise Şahören köyleri sınır komşularıdır. Köy, Kestel ismini 800 yıllık mazisi olan Kestek adında eski bir yerleşim alanından almıştır. Yöre halkı tarafından Kesteklerin yaşadığı yer diye bilinen bu mevkide geçmişe ait örenler mevcuttur. Çevre köy ve kasaba halkınca Kestel olarak tanınan köyün adı yakın tarihlerde değiştirilmiş ve yeni ismi Beykava olmuştur. Fakat nedense hala Kestel adı hafızalardan silinmemiştir. Kel Hasan Tepesi, Arı Taşı, Cin Tepe, Karaçam, Kuşakbek, Sivri, Belbaşı Sırtları, Karakuz Tepesi, Kale Tepesi, Cimboz, Kafa Tepesi, Ketele Ormanları, Kanca, Gümrüş, Cimboz Ormanları, Kafa Ormanları gibi yöreye ait tepe ve mevkiler bulunmaktadır. Köyün başlıca gelir kaynakları küçükbaş hayvancılık olup, az sayıdaysa süt inekçiliği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Çevre köy ve kasabalarca bilinen meşhur Kestel fasulyesi lezzetiyle yörede ünlüdür.
Ayrıca yöre halkı halıcılık sanatıyla da uğraşmaktadır. Bazı evlerde halı atölyeleri bulunmaktadır. Bünyan, ladikalısı, yöreli genç kızların el emeği, göz nuru dökmesiyle mevcut halı tezgahlarında dokunmaktadır. Bünyan, ladikalısını meşhur eden en önemli etkense birbirinden güzel çeşitli motiflerle bezenmiş olması ve genç kızların usta ellerinden geçmesidir. Aynı zamanda göz ardı edilmeyecek diğer bir olaysa dokumada kullanılan iplerin kök boyasından, çeşitli otlardan elde edilmesi ve renklerin solmazlığını korumasıdır. Yörede eski binalar genelde kerpiçten, taştan örme kara örtü, yeni yapılarsa tuğladan yığma betonarme evler olarak göze çarpmaktadır. Köyde mahlasıyla tanınan ailelerse Hasan Ağalar, Sadıklar, Sofular, Omarlar, Ayışlar, Kirtaşlar, Şatlaklar, Mehmet Ağalar, İzzetler, Mehmet Çavuşlar, Kaşifler, Çin İsmailler, Onbaşı Ar ve Nizam Aliler gibi sülaleler yörede bu lakaplarca tanınmaktadır. Köyde 1998 yılında yapımına başlanılmış olan gölet inşaat sahası mevcuttur. Halen yapım çalışmaları devam eden göletin 45 metre derinliği, 220 metre taban genişliği, 500 metre üst genişliği yapılan projeye göre uygulanmaktadır. Yetkililerden edinilen bilgilere göre Beykavağı göleti Türkiye'nin 3. büyük göleti olacağıdır. Yörede 2 adetse yayla bulunmaktadır. Bu yaylalarsa köyün ormanlık alanlarına yakın mesafede yer alan Hasan